Merhaba Hanımlar, Danler İşler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün böyle elimde pudra rengi bir yazmam var. Bu yazmamı bu videoda göstereceğim modeli tamamlayıp bitirmeyi düşünüyorum. Siparişim olan bir siparişimin son yazması bitirdikten sonra tamamlayacağım inşallah. Şöyle pudra rengi yazmam. 314 numara alt, leylak marka pardon. Ve 25 numara yine leylak marka böyle. Yazmanın içindeki renkle çok uyumlu bir mor tonu var. Yani mor da değil de mürdün tonu gibi. Çok hoş bir rengi var. Bu iki rengimi kullanacağım. Alt kısmı sıralı bir şekilde gidiyor modelin. Birkaç sıradan oluşuyor. Tam olarak şu an 1, 2, 3, 4 ya da 5 sıra olabilir. O şekilde sıralarla gidiyor. Sıralı bir şekilde yapılıyor alt kısmı. Üst kısmında da böyle bu rengimle farklı bir model yapacağız. Çok hoş bir model olacak. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi birlikte modelimizin yapımına geçelim. Şimdi sıfırdan yapımını göstereceğim modelimin. Şöyle ipimizi tığımıza sabitliyoruz. En baştan başlarken bu ilk sıramız. Sıra sıra gideceğiz demiştim. Öncelikle birinci sıranın yapılışını göstereceğim. 2, 3, 4 şeklinde yukarıya doğru çıkacağız. İlk sıramız şöyle. Tığ battısından giriyorum. Bir sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Bir yandaki tığ battısını kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen bir yandaki tığ battısını bir sık iğne ile kapattım. 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çekip bir yandakini kapatarak bu şekilde en baştan 4 tane tığ battı yapıyoruz. Tığ battıdan az daha geniş. Ben alttaki tığlamayı 2 zincirle yaptım. İlk sıram yani tığ battı alt kısmı. Kenar kıvırma kısmını. Üst kısmında da şöyle 3 zincirle 4 tane küçük kutucuk yapıyorum. 4 tane yaptım. 8 zincir çekiyorum. 8 zincir çekiyorum. Bir tane tığ battısı bırakıp ikinciyi bir sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sıradaki sık iğnesine tığ battısına sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir çekip bir yandakine batıyorum. 4 tane kutucuk yapıyorum. 8 zincirle bir geniş yuva. Tekrar 4 tane kutucuk yapıyorum. Tekrar 8 zincir çekiyoruz. Bir tığ battısı atlayıp ikinciye bir sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen bir yana geçtim. Kapattım. 3 zincir. Bir yana geçtik, kapattık. Evet, 4 tane yaptım. Yine 8 zincir çekiyorum. Bir kutucuk atlayıp ikinciye kapatıyorum. Bu şekilde ilk sıramız böyle devam ediyor. Yazmamızın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz ve daha sonra ikinci sıramıza başlayacağız. Şimdi ben bunu biraz uzatıp ikinci sıra için döneceğim. Bu şekilde biraz uzattım ben ilk sırama. İlk sıramızı yaptık. Şimdi ikinci sıramıza başlayacağız. İpimi tığıma sabitledim. En baştan şöyle 4 tane kutucuk yaparak başlamıştık. Buradan ilk kutumun içinden giriyorum. Bir sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Bir yandakine bir sık iğne ile kapattım. 3 zincir çekiyorum. Bir yandakine bir sık iğne ile kapatıyorum. Zincir bir yandakine bir sık iğne ile kapatıyorum. 3 tane üstte bu şekilde yaptık. Şimdi buradan 3 tane yaptıktan sonra burada 8 zincirle yuvalar oluşturmuştuk. Hemen bu zincirimin altından giriyorum. Bir sık iğne ile buraya geçtim.
İki tane zincir çekiyorum aynı yere. Bir sık iğneyle kapat. İki zincir çekip bir sık iğneyle kapatıyorum. Bu şekilde minicik kirpikler yapıyoruz. Dört. İki zincir çekip aynı yere kapatıyoruz. İki zincir çekip aynı yere kapatıyoruz. 8 tane yaptık bu şekilde. Burada 8 zincirin üzerine 8 tane minik kirpik yapıyoruz. 2 zincir çekip kapatarak. Şimdi burada tekrar 4 tıbat yaptığım yere geliyorum. İlkinin içinden tam ortasına doğru bir sık iğneyle girerek buraya geçiş yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Yandakine kapat. 3 zincir çekiyorum. Yandakine. Bu şekilde 3 sıva batısı yapıyoruz. Altta 4'tü. İkinci sırada 3'e düşürdük. Bu şekilde eksilterek yukarıya doğru çıkıyoruz. Burada da zincir yaptım. Yani bir alt sırada zincir yaptığım kısma bir üst sırada da küçük kirpikler dolduruyorum üzerine. Buradan geçiş kısmında bir sık iğneyle direkt zincirin altından girip geçiş yapıyoruz. Daha sonra iki zincir çekip kapatarak üzerine kirpikler yapıyoruz. Minik 8 zincirin üzerine 8 tane kirpik yapacağız. İki zincir çekip bir sık iğneyle kapatıyorum. Burası 8'i tamamladıktan sonra hemen yandaki tabadasının içinden girip buraya geçiş yapıyorum. Yine 3 tane tabat yapacağız. İkinci sıramız da bu şekilde devam ediyor. 3 tane tabattı. 8 tane kirpik yapıyoruz zincirimizin üzerine. Bu şekilde ikinci sırayı da tamamlayıp şimdi üçüncü sıraya geçeceğiz. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamladık. Şöyle bütün yazmaya ikinci sırayı da tamamlayıp üst sıraya geçmeden önce diğer sırayı tamamlayıp bitirin. O şekilde daha rahat olacaktır. Bu verdiğim sayılarla tam olarak oluyor. Çünkü ben de yapacağım yazmama tamamlayacağım bir model bu. İpimi tığıma sabitledim. Şöyle gördüğünüz gibi alttaki tığ battıyı sayarsak üçüncüdeyiz. Ama ben tığlamayı saymıyorum. İkinci sırayı bitirdik. Şu an üçüncü sıraya geçiyoruz. Hemen ilk kutucuğumdan girip ipimi buraya sabitliyorum. 3 tane zincir çektim. Bir yandakine kapattım. 3 zincir çektim. Bir yandakine kapattık. 4 tane tığlamayla yuvarla başladık. 3, 2 diye eksilterek yukarıya doğru çıkıyoruz. 2 tane kutucuğumu yaptım. 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ben 15 zincir çekiyorum burada. Şöyle hemen üst kısımdan karşıya geçip bir sık iğneyle sabitledim. Bak. Diğer tığlama kısmına geçtik. Yani şu üstü atladık. Hemen karşıya geçtik. 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kutucuk. 3 zincir çekiyorum. Yana bir kutucuk yapıyorum. Ve tekrar 14, 15 zincir çekiyorum. Beş zincir çekiyorum. Yine hemen karşıya tığlamalarımızın olduğu yere geçiyoruz. Burada iki tane kutucuk yapıyorum. 3 zincirle. 3 zincir çektim. Bir sık iğneyle kapattım. Bir zincir çektik. Hemen burayı da ikiye düşürdük. Tekrar 15 zincir çekiyoruz.
karşıya geçiyoruz. Bu şekilde. Şöyle 2 kutucuk 15 zincirle karşıya geçiyoruz. 2 kutucuk yine 15 zincir karşıya. Bu şekilde 3. sıramı da tamamlayacağım ve 4. ve son sıramıza geleceğiz. Evet, bu şekilde yaptık ve son sıramıza geldik. Şimdi son sırama başlayacağım. Gördüğünüz gibi en altta şöyle 4 ile başladık ve bir 8 zincirle yuva yaptık. İkinci sıramda o zincirle yaptım, yuvama kirpik yaptım. 3'e düşürdüm yandaki kirpiği. Şu an en üst sıraya geldik. Şurada da 2'ye düşürdüm burayı ve 15 zincirle yuvalar yaptım. Şimdi o yaptığımız yuvaların üzerine tıpkı bir alt sırada yaptığımız gibi kirpikler oluşturacağız. Ve şu an son sıramıza geldik. Sıralı giden, yani üstüne çiçeklerimiz gelecek. İpimi tığıma sabitledim tekrar. Şöyle bir dağ oluşturduk gördüğünüz gibi. Hemen buradan birinin içinden ipimi buraya sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Bir yandakine kapattım. Sonunda burada bir yuva kalmış oldu. Zaten 2 vardı altta. 1'e düşürdük üstte. Buradan direkt şurada yaptığım zincirin altından geçiş yapıyorum. Bir sık iğneyle. Ve buraya kirpiklerimi yapıyorum. 2 zincir çekip bir sık iğneyle kapatıyoruz. 2 zincir çekip bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Minik minik kirpiklerle dolduruyoruz üzerini. Aynı işlemle devam ediyorum. 2 zincir, 1 sık iğne. 6, 7 oldu. 9, 10, 11, 12, 13, düzeltelim elimizde, 14 ve 15. Bu şekilde 15 zincirin üzerine 15 tane kirpik yapıyorum. Son kirpiği kapattıktan sonra buradaki ilk yuvamın içinden bir sık iğneyle giriyorum. 3 zincir çekip bir yandakine giriyoruz. Bir tane kirpik kaldı burada. Hemen diğer zincirin altından giriyorum. Bir sık iğneyle girdim. Yine aynı işlemi uygulayacağız. Buraya da 15 tane kirpik yapacağım. 2 zincir çekip minik minik kirpikler yapıyorum. 15 zincirin üzerine 15 kirpik yapacağız. Şöyle yani. Arada bir yuva kalıyor, bir de bu şekilde kirpiklerimizi tamamlıyoruz. Şöyle dağlarımız oluşuyor. Şimdi ben burayı biraz uzatacağım, tamamlayacağım. Aynı işlemi tekrar ettiğimiz için tekrar göstermeyeceğim. Ve son kısma geçiyoruz. Evet, bu şekilde yaptık. Bakın son hali böyle, bitirdik, tamamladık. Ben sayıları kendi elimin ayarına göre ayarladım. Bu şekilde gayet düzgündür benim. Yani sizin eliniz daha boldur ya da daha sıkıdır, bilemiyorum. O yüzden sayılar tutmadığında bazen yorum yapılıyor sayılar tutmuyor diye, fakat eliniz daha bol da olabilir. Mesela benim elim çok sıkıdır. Normalden biraz daha sıkıdır. O yüzden tam olarak oturuyor aslında modellerine ben yaptığımda bu sayılarla. Şimdi üstünün fıstıklarımızı yapacağız üst kısma. Şöyle ipimi tığıma sabitledim. Şöyle ilkini boş bırakıp ikinciden giriyorum. Şurada tepede bakın. Her kısımda birer tane yuva kaldı biliyorsunuz. Hemen o tek kalan yuvanın içinden giriyorum. Bir sık iğneyle ipimi sabitledim.
6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Parmağımdaki ilmeği, tığımdaki ilmeği sıkıca tuttum. Şöyle ilmek topluyoruz. 3, 4, altından giriyorum. Bir ilmek aldım. Bir zincir yukarı çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ya da 17 tane zincirin üzeri doğana kadar bu şekilde ilmek topluyoruz. Parmağımdaki ipten dolayıp hepsinin içinden geçiyorum. Elimle sıkıştırıyorum. Ve buraya aynı yere bir sık iğne ile kapatıyoruz. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde. Bu şekilde her araya bir tane fıstık yapacağız. Şimdi ben diğer fıstıklarımı tamamlayıp iplerimi de yakıp size modelimin bitmiş halini göstereceğim. Evet, modelimizin bitmiş hali bu şekilde hanımlar. Çok tatlı, çok hoş duran bir model. Yazmama da çok yakıştı. Pudrayla bu pembenin böyle koyu tonu çok yakıştı birbirine. Daha böyle koyu, mürdününe yakın bir ton. Bu şekilde çok tatlı, çok güzel duran bir model oldu. Alt kısmı biraz sıralı tabii ki. Şurada sık iğne yaptığımız kısımlar, yani iyi toplamda 4 sırada bitiyor. Tıbat haricinde. Dördüncü sıra mesela biraz yavaş ilerliyor. Sık iğne kısmı biraz fazla olduğu için. Onun dışında kolay ilerliyor aslında. Sıralı olduğu için biraz daha rahat oluyor. Üst kısım fıstıklar da çok yakıştı. Üstünde farklı modeller de olabilir. Birçok model var. Benim de gördüğüm, ama böyle fıstık müşterim fıstık tercih ettiği için ben üzerine fıstıklı şekilde yaptım. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızda kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.